Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün Kır Zincirleri programımızın konuğu Temiz Toplum Derneği ARGE Birim Başkanı Mehmet Demir. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz iyisiniz inşallah. Ben de iyiyim. Teşekkürler. Sevgili izleyiciler, bugün her alanda artmakta olan şiddet döngüsünü konuşacağız Sayın Mehmet Bey ile. Evet Mehmet Bey. Şimdi şiddetle alakalı olarak hani sizden şu cevapları almak isteriz. Şiddet nedir? Şiddetin temelindeki duygu nedir? Neden şiddete meyilliyiz? Ve şiddet türleri nelerdir? İşte psikolojik şiddet, onun haricinde fiziksel şiddet, ekonomik, dijital, toplumsal, sporda şiddet gibi ve benzeri şiddet türlerini biraz konuşmak istiyoruz sizinle. Öncelikle teşekkür ediyorum Türk Milletler Birliği televizyonuna. Çünkü çok önemli konularda taraf oluyorlar. Bize bu imkanı sunuyorlar. Bizim bu konuştuğumuz konular gerçek manada toplumumuz için çok kıymetli konular. Hani böyle bir ticari bakış açısıyla değil, tamamen sosyal bir bilinçle yapılan programlar. Bunlar çok kıymetli programlar. O yüzden ben tekrar Türk Milletler Birliği televizyonlarına teşekkür ediyorum. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık çok buraya geldiğiniz için. Şimdi aslında şiddet dediğimiz olay bireyin veya herhangi bir canlının bedensel veya ruhsal bütünlüğüne yapılan bir saldırı gibi düşünün. Tabii çeşitleri çok fazla bu şiddetin. İşte psikolojik şiddeti var, fiziksel şiddeti var, ekonomik şiddeti var. Altyapısında şimdi toplum olarak bir kere şu anki halimizde, dışarıda, çevremizde, her yerde. Yani bugün herhangi bir alana, ortama gidiyorsunuz. İnsanlar bir kere suratları asık, kaşlar çatık, canlar sıkkın, normal gibi olmaya, moral motivasyonlar düşük, en ufak şeyde bir parlama var. Ve bu tarzda hal ve hareketler artık hemen hemen herkeste gözükünce bu sefer topluma yansıyor. Çünkü mesela şiddet kişiyle kalsa işte nedir, istisnadır, müdahale edilebilir. Ama şiddet uygulayan kişiler çok artınca otomatikman bu sefer toplum şiddete meyilli bir veya şiddet uygulayan veya şiddet uygulayan kişilerin çok olduğu veya kesinlikle işte bu insanlarınla çok vakit geçirildiği için etkilendiği bir hal içerisine giriyor toplum olarak. Bugün bahsetmiş oldum. Mesela bugün günümüzde şiddetin en çok etkili olduğu yerler veya şiddetin olduğu yerde toplumun en çok etkilendiği yerler nereler? Buralara bakmak gerekiyor. Çünkü mesela tabii şiddetin altyapısında öfke vardır mesela. Aslında öfke insancıl bir duygudur. Eğer siz öfkeyi kontrol ederseniz problem yoktur. Ama öfke sizi sorun çıkıyor. Kontrol ederse orada problem vardır. Dolayısıyla öfkenin yapıcı olması gerekir. Öfkenin toparlayıcı olması gerekir. Ve şimdi biz şu anda kontrolü kaybetmemizin sebebi bir kere öfke kontrolünü artık yapamaz hale geldik. Ama öfke kontrolünü yapamamızın nedeni ve öfkeden şiddete dönüşün oranının artmasının sebebi de insanların öfke halinde şiddet eylemine dönüşme yolunda ki
bunlara katkı sağlayacak birçok sebeplerin hayatımızda var olması ve bunların önlenmemesi veya bunlara karşı bir önlem alınmaması. Biraz da ben işte maddeleri sayarken mesela sporda şiddet diyoruz. Şimdi bir kere sporla şiddet şöyle yer alır. Bazı spor dalları vardır. Vurmalıdır, kırmalıdır. Tekvando gibi. Yani tekvandosu var, boksu var. İşte yani buna benzer şeyler. Burada şiddetli spor dersiniz buna. Ha, onun da kendi içerisinde bir etikliği vardır. Evet, tabii. Davranışlılığı vardır. Mesela çok hoşuma gittiği için mesela judo, savunma sanatıdır. İsimleri hatırlamıyorum şimdi ama vakti zamanında Japonya'da bir Japon'la bir Müslüman sporcunun karşılaşmasında judo müsabakası rakibi Pakistanlıydı diye hatırlıyorum. Rakibi ayağı sakatlanıyor. Ama çekilse kaybedecek, işte ödül alamayacak. Çekilmesi ayağı sakat. Karşı taraftaki Müslüman şimdi burada bir Müslüman olmak bir iman gereği, o imanın vermiş olduğu emirler gereği bir kültür, bir inanış. O inanışın hayata, hayatta uygulandığı zamanki sonuçlarını söylemek için söylüyorum. Ve sporda şiddetin içerisinde şiddetlendiği zaman işte boksun, şuyun, buyun anlaşılmaması, bizim bahsettiğim şiddet başka bir şiddet olduğunu söylemek için bunu anlatmaya çalışıyorum. Mesela o müsabakada herkes tabii hakemin işaretiyle müsabakanın oynamasını beklerken karşıdaki rakibinin sakatlığından dolayı müsabakadan çekiliyor ve berabere kalıyor. Bu çok insanları etkiliyor. Diyor neden böyle yaptın? Yani sonuçta bu bir yarıştı, şey yapabilirdin. Diyor ki benim imanım, benim inancım zayıf olan bir kişiyi vurmayı olumlu bakmaz. Ve onun bu yaklaşımından dolayı İslam medeniyetinin, İslamiyetin, Müslümanlığın kişiler tarafından çok araştırılmasını ve bunun sonucunda da birçok insanın elhamdülillah Müslüman olunmasına sebep olan bir davranış. Spor çok güzel bir şey. Ve örnek. Aslında çok da medeni bir davranış. Yani sonuçta fiziki hayatı boyunca fiziki bir sakatlık karşısındaki bir sporcunun rakibi hayatı boyunca fiziksel bir sakatlık yaşayacaksa zaten orada ne olursa olsun sporcunun durması gerekir. Aslında Müslümanlıktan yola çıktık ama Müslümanlığın yapmış olduğu şey aslında çok medeni bir davranış olması gereken çok insancıl bir davranış modeliydi ki doğru olanı yapmış. Ya oradaki, şeyi söyleyeyim şimdi normalde şunu söyleyeyim. Biz şimdi yaratılmışız. Biz öğretilmişiz. Yani nasıl öğretilmişiz? Bir şey öğrenerek öğrendiklerimizle hayatımızı uyguluyoruz. Bahsettiğiniz gibi aslında mesela bu şey de çok karşımıza çıkıyor bizim konuşurken de filan. Şimdi Müslümanlık tam uygulandığı zaman asr-ı saadet dönemi olur. Asr-ı saadet dönemi nedir? Asr-ı saadet. Herkesin gerçek manada huzur bulduğu, adaletin tam olarak uygulandığı, işlerin ehline verildiği, adam kayırmacılığın olmadığı, işte haklıyla haksızın, iyiyle kötünün, güzelle çirkinin ayırt edildiği, komşuların hakkının korunduğu, işte komşusu açken diğer komşunun yatmadığı, ona baktığı, zekat verecek kişilerin, yani kişinin de bulunmadığı, çünkü herkes paylaşıyor. Bu dönemin ismi Asr-ı Saadet. Şimdi tabii ki ameller niyetlere göre değerlendiriliyor. Benim deminki anlatmak istediğim şey şuydu. Şimdi mesela bugün günümüzde sporda şiddet var. Ve en çok da nerede var? Futbolda. Spor dallarında. Öyle. Futbolda diyelim. Niye? Çünkü taraftarlar, çünkü yani bugün sporda şiddetlendiği zaman insan ilk aklına gelen futbol. Da olan olaylar. Yani en popüler olduğu için. Aynen öyle. En popülerliği nereden geliyor? Neden en çok mesela bizim basketbolumuz da var, voleybol da var, atasporumuz güreş de var,
Tenis var, var onu var. Bir sürü şey var. Ama neden? İşte o nedeni iyi incelediğimiz zaman neden popüler, neden ön plana atılıyor, neden devamlı bir şekilde yoğunluk olarak onun üzerinde duruluyor, sunun cevabını böyle verildiği zaman işte burada bizim karşımıza çok dikkat etmemiz gereken olaylar çıkıyor. Şimdi örnek vereyim. Mesela bakın bizim önümüzde mübarek bir su. Bembeyaz, berrak, tertemiz bir su. Mesela bu suyun içerisine, bu suyu spor olarak düşünün, faydalı. Şimdi bu suyun içerisine zararlı bir şeyi karıştırdığınız zaman bu suyu hangi bardakta verirseniz verin hiçbir şey değişmez. O suyun içerisindeki o zararlı şeyi bunu ister kupada içirin, ister cam bardak, ister kağıt bardak, ister fincan hiç fark etmez. Susudur. İçerisindeki zararlı maddeden dolayı bu size zarar verir. Şu anda bizim sporumuzun içerisindeki olan o zararlı ve her şeyi olumsuz etkileyen şey de kumardır. Bugün günümüzde maalesef bakın bu konuştuğumuz konular hayata önem taşıyor. Bugün günümüzde maalesef ülkemizde genç nüfusun inanılmaz büyük bir alanı ki bu genç nüfustan kasıt da bir kere ilk kategorileri var. 25 ile 18 arası, 18'in altında normalde hukuksal olarak kumar oynanması yasak yaş kategorisine girdiği için araştırmalarda yani biz ifade etmiyoruz ama normalde bu böyle daha aşağılarda, çok daha aşağılarda. Yani ilkokul seviyelerinde, ilkokul 5'ten başlamak suretiyle işte ortaokul, liselerde dahi ben kumar diyorum. Çünkü kumarın ne oyunu olur ne başka bir şeysi olur. Kumar kumardır. Bu tarzda kumar organizasyonları spora bulaştığı için şimdi bu spor kumar bulaştığı için insanlara fayda vermesinden çok zarar veriyor. En çok işte vergi yapan firma en çok birinci olan firma dediğim gibi bir yani kumar organizasyonu yapan bir firma ve bunlar bu ciroyu herhangi bir imalatla bir şey üretip satmıyorlar veya insanlara faydalı bir şey yapmıyorlar. Bunlar bu ciroyu bu milletin insanlarının oynadıkları ve kaybettikleri kumarlarla o paralarla ucubalar yapılıyor. Şimdi bu çok tehlikeli bir durum. Çünkü şimdi diğer bir tarafıyla da mesela biz bugün intihar olaylarına baktığımız zaman özellikle bu yeni çıkan yatırım sahalarıyla aslında yatırım kelimesi de yanlış. Aslında yatırım sahaları da çünkü onda yatırım değil o manada. Kolay para kazanma reklam olmasının da ismini vermeyeceğim. Kolay para kazanma sevdasına yapmış olduğu bazı olaylarla mesela kişi ömrü hayatında hiçbir sabıkası yok, hiçbir psikolojik problemi yok, şu yok, hiçbir şeysi yok. Sadece parasını alıyor, işte daha çok kazanacağım diye gidiyor bir kağıdı yatırıyor, öyle söyleyeyim. Kağıdı yatırıyor ve internetten girmiş olduğu ekrandaki bir uygulamayla giren bir yere yatırıyor. Sonra bir sabahı kalkıyor. Hesabındaki tüm varlık gitmiş, tüm parası gitmiş ve bu insan intihar ediyor. İntihar etme olaylarındaki araştırma yapıldığı zaman da eğer intihar etme sebebi para ise onda çok fazla geçmişin olmasına gerek yok, başka psikolojik rahatsızlıklar da oldukları gibi. Para olduğu zaman kişi aniden hani o hale geliyor ki birden çok da hızlı bir şekilde intihar edebiliyor. O yüzden bugün işte buna bakıyorsun. Yani adam doktor, intihar etmiş. Adam öğretim görevlisi, intihar etmiş. Adam bilmem, yani okumuş, bilen, bilinçli bir kişi. Parasını işte bu koyun diyebilirim. Bu tarz yerlere yatırmışlar, intihar ediyorlar. Şimdi demek ki işin içinde para olduğu zaman insanların, para kaybettiği zaman insanların şiddete meyil etmesi, yani o öfkelerini şiddete dönüştürmesi çok daha hızlı olabiliyor. Şimdi maçlara gidin.
Bizim ülkemizde bir de öyle bir zaman geldi ki sadece bizim ülkemizde olay da değil. Tüm dünyada eskiden işte belli zamanlarda belki belli sürelerde organizasyonlar olurlardı. Şu anda ben dikkat ediyorum. İşte zaten her hafta maç var. Sonra bir de bu maçlar oynansın diye Avrupa'da organizasyonlar yapılıyor. Her takım her hafta bir şekilde maç yapıyor. Evet. Hafta arasında da maçlar oluyor. Ama biz o maçlara ben spor olarak bakmıyorum ki artık, öyle görmüyorum ki. Onu her maç oynadığı zaman binlerce insan bir şekilde kumar oynuyor. Ve sonuçlar, işte örnek, adam oynamış, diyelim ki işte beraberliğe veya işte kendine göre bir şey, son dakikaya kadar kendi istediği gibi gidiyor, son dakikada bir tane gol alıyor, tüm hesabı karışıyor. Şimdi bunun hesapta kasıt şu ama, işte kumarın kendi içerisinde kişi o batağa girdiği zaman, o bağımlılık seviyesine geldiği anki gelmeme ihtimali yok. İşte ne yapıyor? Bir kere sosyal yapısı bozuluyor. Ailesi ilişkileri bozuluyor. Ekonomik düzeni bozuluyor. O kumar illetini devam ettirebilmesi için kendisi. Bu sefer ne yapıyor? İşte borç alıyor, kredi çekiyor, telefonunu satıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Bunların hepsini yaparken de aslında şeyi yapıyor. Aslında para odaklı bir dünyaya bakış açısı olmasa, intihar ya da kayıplarından dolayı intihar ya da olumsuz şeylerle karşılaşmayacak kişi. Öyle değil mi? Bir de siz bunu bakın sporun içerisine koymuşsunuz. Şimdi bir futbol maçı seyrederken hani tatlı rekabetin çok dışında bir şey. Kişi o yedikleri bir golle kendi dünyasında bir maddi kayıba uğruyor. Ve bu maddi kayıp onu normalin çok daha ötesinde agresif yapıyor. Çünkü psikolojik açıdan etkiliyor. Çünkü şimdi bu böyleyken, şimdi bu olayın bu kadar eyleme, hani olumsuz eyleme dönüşme sonuçları var iken, örnek işte sporda şiddet neden var sorusunun cevabı kumar olduğu için vardır. Tartışmasız başka aslında bir şey kumara yoktu. Döndü. Hayır. Spor kumara döndü. Kumara çevirdiler. Aynen öyle. Çünkü spor. Artık insanlar para odaklı her şeyi düşünüyorlar. Ama bu bakın bu sonuçta artık yani, bu kariyer odaklı değil. Bu şu değil. Şimdi yerde bir ateş yanıyor. Ben de buradayım. O ateşi benim söndürme gücüm var. Söndürmüyorum, onun pis dumanını solumuyorum. Ya niye solayım? Dedim söndürürüm. Sormak ne alaka? Ben mecbur muyum? İşte diyelim master ederken, çocuğum master ederken, işte bugün mesela ekranlarda kumar reklamları var. Ya bu böyle bir şey olabilir mi ya? Siz hani bakın o reklamı verdiğiniz zaman siz bilinçaltı işleniyor değil mi? Normal diyor. İçinde. Normal diyor. Normalleşiyor. Bu normal. Ben şimdi buraya gelirken İstanbul'a, Anadolu Yakası'nın en işlek, en kalabalık yerinde, E5'in üzerinde, köprünün üzerinde, inanılmaz büyük ebatlarda kumar reklamı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani siz bir bakın, bir aile düşünün. Zaten tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ki normaldir, yani ekonomik sıkıntılar var. Bir tarafıyla da çocuklarımızın sosyal medyadan dolayı inanılmaz bir böyle hani her şeye ulaşma hevesleri var. Merakla ulaşmak istiyorlar. Çünkü görüyorlar öyle bir hayat sunuluyor onlara. Şimdi böyle bir ortamdasınız. Siz evi idare ediyorsunuz. Bir şart teyze gelir mi sizin? Mesela herhangi bir isim vermeyeyim. Herhangi bir tane takımın maçı oynanıyor. Sizin gözünüzde o maçın sonucu oldu olmadı neyse. Ama diğer taraftan arka planda o aileden bir tanesi o maçın sonucuna göre onun o aileye bakmakla yükümlü olan baba veya kimse o aileye hani rızkın neysin borçlanmış oraya yatırmış. Ve maç bittiği zaman kaybediyor. Kaybettiği zaman orada atılan golün tüm ceremesini o çocuk belki ömür boyunca çekecek. Çünkü
Tamamen ailenin psikolojisi bozuluyor, yuvalar dağılıyor. Şimdi bu kadar tehlikeli bir şey. Şimdi bu kadar toplumun aile yapısına zarar veren bir şeyi siz ve sonuçlarını bu kadar net olarak görüldüğü zaman, bakın bugün tatlı rekabetin dışına çıkılmasının altındaki yatan sebep budur. Biz Temiz Toplum Derneği olarak hep sahadayız. Bizim illerimize temsilcilerimiz var. Onların kendi sahada çalıştığı arkadaşları var. Biz artık şunu söylüyoruz. Sokaklarda, bakın sokaklarda hemen hemen oynamayan kişiler parmakta gösterildi hale geldi. Bu bir kere çok büyük bir problem. Çok geri kalıyorsun ya gibi. Mesela yorumlarla karşılaşabiliyorlar. Artık yorum bile yapmıyorlar. Adam, çünkü öyle bir konu bile yok. Niye konu yok? Diyorum ya, her tarafta reklamları var. Televizyonda artık reklamları çıkıyor. Spor liglerinin isimleri onlar. Formadaki reklamları onlar. Ve bunlar ailelerimizi batırıyor. Çocuklarımızın geleceklerini çalıyorlar. Kişilere de yazık. Çünkü bir kişi ilk başta, ben şunu söyleyeyim buradan sevgili kardeşlerime. Şimdi bağımlılıklar, örnek kişi işte bir ufak bir bahisle başlar. Ondan sonra her şeyini kaybedecek hale gelir. Oynamaktan vazgeçemez. Bu bağımlılıktır zaten. Çünkü beyinde aşırı dopamin salınımına maruz kalarak muhakemesini kullanma yetisini kaybediyor. O yüzden şimdi bu mesela biraz evvel saydığınız başlıkları var ya, işte ekonomik olsun, şiddet, aileye şiddet, işte sporda şiddet. Evet. Bunların hepsi aslında, bakın bunların hepsi başlı başına bir konuşulması gereken bir konu. Kesinlikle. Mehmet Bey, şey dinlemek istiyoruz sizden. Okulda şiddeti nasıl yorumluyorsunuz? Ne kadar ilginç değil mi? Okul. Çok ilginç. Okul ve şiddet. Okulda şiddet. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Ya şöyle söyleyeyim. Bakın bu bir sonuçtur. Sonuç. Şimdi bizim okulda görmüş olduğumuz şey yanlış yapılan bir şeylerin sonucudur. Peki nedir yanlış yapılan şeyler? Şimdi biz okula gittiğimiz zaman çocuklarımız okulda. Çocuklarımız kendi yaşamış oldukları hayatların belli bölümlerini ilerideki hayatlar için geliştikleri bir alandır okul. İşte 24 saatin işte 5-6 saatini geçirdikleri bir yerdir. İşte yılın... Çok büyük bir zaman dilimi bir gün için. Tabii. Ama diğer zamanlarda, şimdi okullarda mesela şu anki okullardaki problemlerinden büyük alt sebepleri, okuldaki kişinin alt sebepleri bir, öğrencilerimizin seyretmiş olduğu sosyal medya olsun, diziler olsun, televizyon programları olsun, oradaki rol modellerinin çocuklara şiddete yönlendiriyor olması. Kesinlikle. İlk sebebi bu. İkinci sebebi de özellikle yine bağlantılı. Okullarda şu anda bunda özellikle öğretmenlerimize çok büyük görev düşüyor. Okullarda şu anda bu bahsetmiş olduğumuz oyun adı altında oynatılan kumarın öğrenciler tarafından çok yoğun olarak oynandığını, oyun olarak görüldüğünü üzülerek görüyoruz. Bu çok tehlikeli bir şey. Evet, öğretim görevlilerimiz gerçi ona elinden geldiği kadar önüne geçmeye çalışıyorlar tabii ki okulda, hani şey yaparak, ama hani bu anlamda. Valla şöyle söyleyeyim. Şimdi normal şartlar altında bu şimdi okulda o kadar çok problem oluşmaya başladı ki. Şimdi eğitim sistemi aslında bir ülkenin her şeyidir. Temel taşları. Temel, yani siz o eğitim sistemini çok özenli korumanız gerekir. O eğitim sektörünün içerisindeki mesela öğretmenlerimiz. Bugün mesela şimdi öğretmenlerimiz mesela eskiden köye bir, biz Artvinliyim ben, köyümüze
Allah rahmet eylesin, ismini de almak isterim. Mesela hep duyardık, büyüklerimizin öğretmeni Zeki Memnunoğlu vardı. Allah rahmet eylesin. İsmi halen de geçtiği zaman insanlar şöyle bir öyle mi? Böyle bir şey yaparlar. Diğer öğretmenlerimiz de öyle. Kendileri içeriye, bir yere geldiği zaman insanlar bir toparlanırlar. Çünkü öğretmen. Öğrettiği şeyle sen hayatını yaşayacaksın. Hayatını kazanacaksın. Mutlu veya mutsuz olacaksın. Öğrenmezsen mutsuz oluyorsun. Şimdi bu öğretmenlerimiz bizim çocukluğumuzda bizim büyüklerimiz tarafından o kadar kıymetli olan öğretmenlerimiz şu anda şu, bu dakikada bir bakıyorsunuz eğiteceği, öğreteceği kişiye işte ne bileyim bir sesini yükselse bir direkt bir bakıyorsunuz işte şikayet edilmiş, müfettiş gelmiş, şöyle olmuş, böyle olmuş. Şimdi öğretmenler bu sefer şimdi onunla mı uğraşacak? İnsan o da. Zaten başlı başına şimdi artık öğretmenlerimiz geçim için artık çalışmaya başlamışlar. Gelişim için öğretmenlik başka bir şeydir, geçim için başka bir şeydir. Ama geçinemeyen bir insanı da sen niye işte gelişim için idealistliğinden taviz veriyorsun diyemezsin. Adamın zaten ekonomik olarak bir sıkıntısı var. Bir de geliyor işte içeride hani bir şeyi düzeltmek zorunda kalıyor ve kızıyor diyor ki bu arada istisnalar içerisinde toplumun her tarafında olabilir, her şekilde olabilir. Gerçekten işte müdahale edilmesi gereken öğretmen davranışları olabilir. Ama istisna. Siz öğretmenleri bu şekilde savunmasız bırakırsanız veya herkesle bu kadar muhatap olunur hale getirirseniz adam öğretmenlerimiz her şeyde kendini savunmak zorunda kalırsa işte orada sizin geleceğinizi yani imar edecek olan kişileri elin ayağına bağlamış olursunuz. Ve disiplinsizliği disiplinsizliğe öğretmenlerimiz her şeyi oluyor. Bak öğretmenlerimiz her şeyi ayarlar. Onlar için hiçbir şey değil. Yani emin olun bir öğretmen için bir sınıfı hizaya sokmak problem değil. Yeter ki siz ona o imkanı verin. Diyorum ya en ufak bir şey bir kızdığı zaman bir şey olduğu zaman kulağını tuttuğu zaman oraya müfettiş eğer gelirse o problem. O problem. Onun haricinde diziler. Çocuklarımızın seyrettiği diziler. Şimdi dizilerle şöyle bir olay var. Bir dizi reyting yapıyorsa sokakta hayat bulur. O diziyi seyreden kişi o dizinin karakteri gibi yürümeye başlar. Davranmaya başlar. Onun repliklerini kullanır. Onun gibi olur. Bugün tesadüf müdür ya? Ekranlarda diziler var. Diziler örnek işte lise dizisi. Lise dizilerinde öğrencilerin öğretmenleri küçük düşünmesi bir alet haline geldi. Öğrencilerin işte çok bilmişliği normallerin hale geldi. Ya bir tane öğrencinin de yok mu bir tane böyle bir kariyerli babası işte geldiği zaman tüm hani tüm öğrencilerin anne babası şey sanki böyle aciz hiçbir şeyini anlamaz. Çok anlayan öğrenci. Öyle bir profil çiziliyor. Ve çocuklar o profil içerisindeki dünyada kendilerini davranış modeli olarak alıyorlar. Yanlış diyor dediğim bu. Bunu aldıkları zaman çocuklar bu şekilde davranıyor. Çünkü hoşlarına gidiyor. Şimdi hoşa gittiği zaman ve müdahale edilmediği zaman ve evdeki televizyonda bunu seyrettiği için veya ona verilen bir işte seyredilmesi normaldir diye izni verilen çünkü altyapısında bu vardır. Eğer bir şeyi telefonun elinde olup seyredebiliyorsunuz demek ki bu hukuka aykırı bir şey değildir diyorsunuz. Bunu da bunu televizyonda seyrediyorsunuz. Onu kanıksıyor. O davranışı kanıksadığı zaman kişi bunun davranışlarına yansıyor. Hoyrat bir yetişkin toplum oluşuyor sonrasında. Ya hoyrat. Bizim hiç istemeyeceğimiz şekilde davranan modern oluyor. Ve şimdi düşünün. Siz öğretmensiniz. Sınıfa giriyorsunuz. Sınıftaki öğrencilerin hepsi
farklı farklı niyetle çekilen dizilerin karakterine bürünmüş çocuklar. Her biri rol model alıyor. Hepsi farklı farklı ekrandan görmüş olduğu o karakteri orada farkına varmadan belki canlandırıyor. Orada öğretmene karşı gelmeyi, bir de ergenlik yaşları genelde, öğretmene karşı gelmeyi, sesini yükseltmeyi, şunu yapmayı, bunu yapmayı normal, bir meziyet sayıyor. Çünkü seyrettiği dizide o karakter elde tutulan bir karakter, övülen bir karakter. Diğer tarafıyla da şunu da biliyor, şimdi öğretmen bana kızsa, ben de bizimki aileme söylesem, aileleri burada işte eksik değil. Hani, daha doğrusu şu anki, çünkü bunlar bir sonuç dedik ya, işte bu pastanın aileleri de, bizlere de şey düşüyor. Aile bunun, ben söylersem diyor, gelir diyor, öğretmen hesabını sorar çünkü görüyor sorulduğunu. Öğretmen hesap sorulacak diye şey yapmıyor. Hadi yapayım çünkü adam ondan burası ki de bir. Tabii ki. Soruşturma mı burası? Ve bu sefer ne oluyor? O alan gerçek görevini yapmamış oluyor. Eğitemiyorsunuz, öğretemiyorsunuz. Ve sizin gözünüzün önünde o dizilerin bize vermiş olduğu rol ve hayat çizelgesi ve hayat modeliyle çocuklar davranmaya başlıyor ve o hayat standartlarının içerisinde, o modelde de şiddet zaten ön planda. Evet, Mehmet Bey, Temiz Toplum Dernek Başkanı olarak. Böyle, ARGE Birim Başkanıyım. ARGE, sevgili Bilal Başkanım. Evet, ARGE Birim Başkanı olarak. Trafikte şiddeti nasıl yorumluyorsunuz? Ya, şimdi bir kere bizde tam mülksüzlük had safhada. Diyorum ya, okulda çocukları işledik. Trafikte de yetişkinler. Ya şöyle söyleyeyim. Yetişkin şiddet. Şimdi bu travma nereden geliyor? Yani trafikteki bu şiddet travması sonuçta bir travmaların sonucu o trafikte şiddet. Bir kere şunu söyleyeyim. Biz bir konferans için Çorum'a gitmiştik. Buradan Çorumlu kardeşlerimi selamlıyorum. Biz tabii İstanbul'dan gittik oraya. Kalabalık bir gruptuk. İşte konferanstan önce vaktimiz vardı. Herkes işte bir iki arkadaş böyle birleşerek farklı farklı ihtiyaçlarını gidermek için, şehri gezmek için Çorum'a dağıldık. Sonra bir yere geldik ama böyle hepimiz de ortak bir gördün mü fark ettin mi böyle birbirimize şey söylüyoruz filan. Aslında hepimizin fark ettiği şey aynı şeydi. Çorum'da merkezinde böyle yola yaklaştığınız an arabalar duruyor. Geçmenizi bekliyor. Bunu hiç anlayamadık. İşte burada şimdi yay kaldırında adam üzerine çıkmaya çalışıyor. Evet. Geçsen abi diyor. Geçiyor zannediyse. Ama herkes de öyle. Bir kültür oluşmuş. İnanılmaz hoşumuza gitti. Hatta biz Çorum dedik ki... Çorum halkını da tebrik edelim burada. Kesinlikle. Hatta biz dedik ki... Çok önemli bir davranış. Ben buna alışmam, İstanbul'da ezilirsiniz. Hani eğer Çorum gibi düşünmeyin, sanmayın. Gerçekten inanılmaz hoşuma gitti. İnanılmaz... yani o öyle bir gururlandım ki. Hep deriz Avrupa'da şöyle, Avrupa'da böyle. Ya bırakın kardeşim, bu olay başka bir şey. Bak Çorum'da, gittiğimiz yerde, inanılmaz zaten ve çok tertipli bir yer. Düzenli bir yer, çok güzel bir yer. İnsanların o şekilde hani davranması, bir kültür oluşturması da taşlandırmış. Görerekten belki de. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Uygulama olayı o kadar güzel ki. Şimdi bu her yerde uygulanabilir. Şimdi trafikte ışık yanıyor. Örnek, bekliyorsun ışığı. 70 saniyesi. Bazen çok oluyor, bazen 40 saniye, belki daha az filan. Sarıya geçer geçmez, sanki arkadaki arabanın kornası ışığa bağlı, hemen kornaya basılıyor. Kornaya basılınca, var. Tabii kornaya basılınca otomatik bekleyen kişi de bu sefer geriliyor. Bir de şu var, şimdi ya 20 milyonluk bir, mesela İstanbul'dan bahsediyorum, binlerce şoför var. Bu şoförlerin içerisinde yeni başlayanı var, cebisi var, panik hata var, şu, bu var, evet. Var, şeker hastası var, bir sürü şey var. Tabii.
Ben şöyle de düşünüyorum. Trafikten trafiğe çıkmadan önceki süreçlerde de insanların psikolojilerinde bir takım asabiyet ve bir takım şeyler birikiyor. Ve insanlar trafikte de ufak bir sorunla karşılaştığında da bu sefer şiddete daha çok meyli artıyor. Çünkü trafik alanında kendini daha rahat ve özgür şey yaptığını, özgür düşündüğünü düşünüyorum. Bilmiyorum katılıyor musunuz ama bence bilinç altındaki bir takım durumlar, psikolojik durumlar trafikte daha çok çıkıyor diye düşünüyorum. Ben şöyle söyleyeyim. Şimdi burada dediğiniz örnekte şimdi ben kişi, yani sinirlenen kişinin tarafıyla bakmıyorum. Onun tabii sebepleri vardır. İşte evde vardır, problem tabii vardır filan filan. Ya ben, da işe yetişme stresi vardır ya da bakın, toplantıya yetişme stresi vardır. Haklarsız bir sürü sebebi olabilir. Evet. Sadece şunu atmaya çalışıyorum. Karşı taraftaki insan tanımadığın, kuyunu suyunu bilmediğin. Ya diyorum ya, psikolog da olabilir. Tabii, doğru. Yani, hani ve şu anda olma ihtimali çok daha fazla. Önce hiç o riske girmeden. Hı. Çünkü bir dakika sonra zaten unutacaksın. O hani işte önüne mi kırdı? Zaten bir kere şunu da söyleyeyim. Şimdi şoförlük dediğin şey zaten odur. Şoförlük sadece kendi arabanı güzel kullanmak değildir. Araba sürüyorsan eğer, öndeki arabayı da sen kullanacaksın, arkadaki arabayı da sen kullanacaksın, sağındaki, sondakinde. Çok doğru. Hepsinin hatalarını görerek araba sürdüğün zaman zaten şoför oluyorsun. Yoksa adam yanlış girdi diye kavga ettiğin zaman o zaman ne kıymeti kaldı? Kesinlikle. Ve vurduğun zaman ne kıymeti kaldı? Sakin olacaksın, sakin, sıkıntı evet yok. Evet, yani şiddetin temelindeki duygu aslında ne diyebiliriz sizin bakış açınızla? Bakın, öfke, şimdi şiddet evrendir. Öfke duygudur. Öfkeyi veya şiddeti öfkeden ayıran fark budur zaten. Şimdi öfke duygudur, şiddet eylem. Öfkeyi eğer sen kontrol edersen faydalıdır. Ama öfke seni kontrol ederse zararlıdır. Tabii şimdi şiddet dediğin şey zaten bir tarafıyla da şu. Yani kişi veya kişilerin, karşı taraftaki kişi veya kişilere bir şekilde zarar vermesidir. Ama altyapısında yatan, şimdi ben şöyle söyleyeyim. Öfkeyle şiddete dönüşü. Çünkü şiddetin herhangi bir şekilde kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Şiddet eylem olduğu için farklı farklı nedenler olabilir. Mesela şu anda toplumumuzda bu öfke kontrolüne sebep yapamadıkları için normalde çoğu insan diyelim kızmayacağı olayları büyütüp bunu direkt şiddete çevirme hızının çok olmasının sebebi kişilerin öfke kontrolünü yapamamasından kaynaklanır. Eğer bu şiddet olayının temelini biz ve altyapısını irdeleyeceksek öfke kontrolsüzlüğünü çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama şu anda günümüzde ki bu şiddet olayları kişilerinden çıkıp da yani istisna değil artık olaylar. Çoğu insanlara böyle olduğu için toplum artık şiddet uygulaması kolay bir hale geldi gibi. Bugün mesela bizim okullarımızda mesela örnek vereyim veya devlet olarak, toplum olarak bugün mesela çocuklarımız şunu çok rahatlıkla mesela mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin, Doğan Yüceloğlu hocamızın bir şeyi vardır. Bugün Türkiye'de 8 çok kıymetli bir isim. Evet. Bugün Türkiye'de 8 yaşındaki çocuklar da mutsuz diyordu. Örnek. Çocuklar bu şekilde mutsuz bir halde yaşıyorlar. Ve bunun araştırılması gerekiyordu diyordu. Bugün bakıyorsunuz maalesef çocuklarımızı bastırarak duygularını birazcık böyle
onların gelişmelerini, kendilerine gelişmelerine izin vermeden kalıplar içerisinde sokmak suretiyle ve şu anda günümüzde de maalesef çocukların ilgi ve şefkat görmesi gerektiği zamanları biz kendi, burada da Bilal Başkanım'ın lafı vardır. Türkiye'de der gençlik sorunu yok, ebeveyn sorunu vardır. Ebeveynler olarak kendi yanlışlarımızın aslında faturalarını çocuklara ödetiyoruz. Çocuklar da asıl faturayı ileride maalesef ödeyecekler. Evet. Biraz daha da bahsetmiş olduğumuz kumar, bakın ülkemizde öncelikli ele alınmaz konuların başında kumar gelir. Bugün siz evinizde oturduğunuz zaman ekranlarda, reklamlarda kumar reklamı görüyorsanız böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değildir. Çünkü direkt aileye zarar verir. Ve ulaştırabilir her yerde reklamların olması da inanılmaz bir hatadır. Bunun kimsenin bunu yapmaya aslında ne hakkı vardır, ne de haddi vardır. Kesinlikle. Yani dolayısıyla bu noktada bir an evvel çözüm bulunması gerekir. Çünkü bunlar puzzle'ın parçaları. Biz sonuçta güçlü olduğumuz zaman emin olun tüm dünyada huzur oluyor. Biz bir medeniyetin devamlılığını yaşayan insanlarız şu anda. Geçmişimiz de var. Tarihte mesela bugün tarihi anlatırken insanlar mesela şiddet diyorsunuz. Bizim ceddimiz en büyük şiddetlere maruz kaldıkları halde başa geçtikleri zaman kendilerine o şiddet uygulananlara dahi şiddet uygulamamışlar. Şiddet diyoruz ya. Evet, Mehmet Bey. Dolayısıyla bir kere tüm, bakın şiddetin her türlüsünü, her dalını, hareketini, eylemini, sebebini bilen olarak söylüyorum. Çözüm dediğimiz orayda bir kere maneviyatsız ön plana çıkıyor. Şu anda insanlar genel itibariyle söylüyorum. Şimdi para kazanmak için örnek. Amaç para. Kumara dönüyorlar, öyle söyleyeyim. Çünkü şiddet adlı bir programda hep bunu konuşmamız sebebi her tarafa sirayet ettiği için önümüze bu çıkıyor. Evet Mehmet Bey. Şiddetin boyutları, dereceleri çok çok farklı. Sizden ricam bir dakika kadar. Son yıllarda internet teknolojisinin çok ilerlediği son yıllarda dijital şiddeti nasıl yorumluyorsunuz? Programın sonuna geldik. Bir dakikalık bir süre kadar. Onun da mini böyle bir cevap alırsak, yorumunuzu alırsak alttan sonra programı bitireceğiz Mehmet Bey. Evet. Ben hemen şöyle söyleyeyim. Dijital şiddet. Bir kere teşekkür edeyim. Öncelikle bu imkanı verdiniz. Biz de şimdi teşekkür işte, ederiz. Bakın, bugün mesela arabayla bir yere gideriz. Park yasaktır mesela. Park yasakı tabelası vardır. Onu görürüz. Kimsenin bize burada park yasaktır demesine gerek yok. O tabelayı gördük ya biz olamayız. Bu yasaktır. Üzerinde çizgi varsa yasaktır. Yoksa serbesttir. Algılayan bunu böyle algılar. Artı bir daha sormamıza gerek yoktur. Şimdi bu aynı algılar mesela dijital, ki bu da bir başlıktır. Maddeleri çok fazladır. Ama yine çocuklarla ve şiddetle alakalı olan kısımlarında şunu söyleyeyim sadece. Bugün çocukların oynamış oldukları oyunları mutlak surette kontrol edilmesi gerekiyor. Bunun da çözümü şudur. Biz nasıl ki her şeye dünyanın birçok kısmında böyle önlenir. Çocuklar bu oyunlara mutlak surette TC kimlikleriyle girmiş oldukları bir platformdan ulaşabilmeliler. O platformu devlet olarak ilgili kurumlar mutlaka denetlemeleri gerekir. Orada oynayan kişinin
oynadığı oyunun türü, kendi yaşı, süresi, her şeyi denetlenebilir olur. Yaş gruplarına göre verilir. Şiddet evet. unsuru gösteren şeyler de engellenmiş olur. Böylelikle de teknolojik şiddetin de noktası koyulmuş olur değil mi i̇nşallah, Mehmet Bey? İnşallah, inşallah. Evet, çok teşekkür ederiz Mehmet Bey değerli yorumlarınız için. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Temiz Toplum Derneği ARGE Birim Başkanı Sayın Mehmet Demir konuğumuzdu. Çok güzel bir program oldu, aydınlatıcı bir program oldu en azından. Bugünkü konumuzda her alanda artmakta olan şiddet döngüsünü konuştuk. İçeriğinde fiziksel, psikolojik, ekonomik, dijital şiddetleri ve benzeri şiddetleri işledik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın.